Ben çok şanslı, çok şanslı bir imkanlarla dünyaya geldim. Ve gerçekten de bunu neye isnaden söylüyorum? Hani böyle çevremdeki insanların sahip olmadığı şeylere sahiptim diye demiyorum. O anlamda şanslıyım demiyorum. Ben elimdekilerin yeterli olduğuna inanan şanslı gruptanım. Elimdekilerin miktarının önemli değil de elimdekilerin var olduğu yani bardağa dolu tarafından bakmakla alakalı bu kabiliyete sahip olduğum için şanslıyım. Ailemiz şimdi bu soruyu bu soruyu şöyle gelince işte hani ailenin sana sundukları vesaire falan bakımından ben dediğim gibi ben çok şanslı buluyorum kendimi. O kadar çok şeye sahiptim ki ama ne yalan söyleyeyim, benim sahip olduğum şeylere sahip olan... hatta daha fazlasına sahip olan insanlar da tanıyordum. Ee, ve bu daha farklı imkanların içinde olan insanların... E, illa... ellerindekilerini... sahip oldukları... E, bu şeyi kullanabildikleri ya da farkında olabildiklerini alakalı... E, işte hepimizin farklı baktığını gördüm. Yani elinde ne olduğundan ziyade senin ne olduğunu zannettiğin daha önemli. Şimdi biraz uzaklaşmak istiyorum aslında bununla alakalı. Çünkü herkes şu cevabı duymak istiyor. Ben çok şanslıydım. Elimde çok fazla şeyler vardı. Ve bunun sayesinde çok yol kat ettim Herkes bunu duymak istiyor ya ben o cevabı vermemeye çalışıyorum. Çünkü bu cevabı verdiğim anda şu olacak. Tamam ya herkes dağılsın. Onun imkanları bizde olmadığı için Bizim demek ki bu iş olmayacak falan... Herkes bunu duymaya çalışıyor. Herkes bir... ...hayatında ilerleyememesiyle alakalı bir açıklama istiyor. O açıklamayı duyduğu anda tamam diyor. Benden değilmiş ya, benim ailemin imkanlarındanmış. Bunu ne yazık ki benden duyamazlar. Ben e, şunu ifade etmeye çalışıyorum. Ailenizin... ...ne kadar imkansızlıklar içinde olursa olsun... ...ne kadar hayata sıfır değil de negatiften başlarsınız başlayın o da aslında bir değerdir. Ve ölmüyorsanız, hayattaysanız kesinlikle bir değere sahipsiniz demektir. Ee, ölmüyorsanız, hayattaysanız, makineye bağlı yaşamıyorsanız, iki ayağınızın üstünde durarak böyle bir şekilde ilerleyebiliyorsanız, sizin imkanlarınız var demektir. Kabiliyetleriniz, becerileriniz var demektir. Diğerlerine göre az ya da çoktur, fark etmez. Sizin bunlara sahip olduğunuzu fark etmek ve ondan sonra ya bir yandan da işte bununla ilgili iyi hissetmeniz lazım, heyecan duymanız lazım sahip olduklarınıza. Ve o o sahip olduklarınızla neler yapabileceğinizle alakalı dertlenmeniz lazım. Sahip olmadıklarınız başkalarının ne seviyede olduğu değil, sizin sahip olduklarınızdan heyecanlanmanız lazım. Bu durumda... ...onları nihayet... ...artık onlara küsmek yani onları kullanmaya başlıyorsun. E, kullanırsan da... ...biraz ne oluyor? O şeyler sana geri dönüş getirmeye başlıyor. Onları tutunduğun için onları kullanarak biraz daha iyisine ulaşabiliyorsun. Dünden biraz daha iyisi. İşte bu ve bunu hayatında düzenli yaptığın takdirde sen kendini hangi noktada başlamış olursan ol daha iyi bir noktaya kesinlikle götürüyorsun. Ama o daha iyi nokta hala başkalarından daha geride olabilir. Ve işte sen başkalarının hangi noktada olduğuna taktığın sürece ya da benim nasıl bir aile içinde doğduğum, benim aile imkanlarımın beni nasıl etkilediğiyle alakalı bir konuya taktığın sürece aslında devamlı yanlış şeye takmış oluyorsun. Senin tek takman gereken benim benim hangi imkanlarla doğduğum değil, senin hangi imkanlarla doğduğun. Ve o, imk o imkanların içinden bir şey çıkartabileceğin, çıkartmak zorunda olduğun ve bir yandan da bunun mümkün olduğunu fark etmek ve nihayet ben bunlarla bir başkasının işini nasıl çözerim üzerine yoğunlaşmak. O takdirde dünden daha iyi kesin olursun. Dünden daha iyi olursan da mutlu olursun. Ne kadar mutlu olursun biliyor musun? Benim şu anda mutlu olduğum kadar mutlu olursun. Bu çok önemli. Yani ben hayatımda buradan başlamışsam, bir başkası buradan başlamışsa, ben buradan buraya çıkarken bu kadar mutlu oluyorum. O da buradan buraya çıkarken bu kadar mutlu oluyor. Biz eşit derecede hayatın tadını çıkartıyoruz. Ve işte ama eğer buradaki buraya bakma bakarsa ve benim aslında buraya absolut olarak nerede olduğuma kafayı takarsa ve sadece buraya ulaşırsa mutlu olacağını zannederse buradan buraya doğru bir yolculuğa çıkmıyor. Ve asas orada müthiş bir mutluluğu kaçırıyor. Ve gerçekten bizim hayatımızda önemli olan nerede olduğumuz değil toplamda başladıktan sonra ne kadar yol kat ettiğimiz. O yüzden de imkanlar, diğerlerinin imkanı falan filan gerçekten boş verin. Ha diğerlerinin imkansızlıklarına bakın. Diğerlerinin imkansızlıklarına bakıp elinizdekileri o zaman daha iyi fark edersiniz. Sizden daha iyi durumda olan insanlar vardır ama onları değil. Sizden daha kötü durumda olan insanlara bakın ve elinizdekilerle onların hayatlarını çözmeye bakın. İşte o zaman kendinizi yukarı doğru fırlatacak esas kafaya o zaman ulaşmış olacaksınız.